Diyanet Televizyonu'ndan hayırlı akşamlar. Dini Gündem programına hoş geldiniz. Değerli izleyenler, bu hafta Dini Gündem'de değerli hocalarımla beraber ibadet vakitlerini konuşacağız. Konuyu konuşmak üzere bugün bizlerle beraber Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Profesör Doktor Abdurrahman Haçkalı Hocam ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Ekim Hocam olacaklar. İzninizle ben hocalarıma bir hoş geldiniz diyerek programıma başlamak istiyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Hamdolsun, iyi olmaya niyetimiz var. İyi olacağız inşallah. Elhamdülillah. Rabbim sizlere de ve bütün seyircilerimize sağlık, afiyetler nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Mehmet hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli bir program olur. İnşallah. Evet hocam, hiç vakit kaybetmeden ibadet vakitleri dedik programımıza. Elbette namaz, oruç vesaire gibi birçok ibadetle vaktin ilişkisi var. Bunlar belli vakitlerde yani eda edilmesi emredilmiş. Evet. Bu bağlamda ibadet vakitle vakitler arasındaki ilişki nedir? Bu vakitler neden önemlidir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu vesileyle kıymetli seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum ve yaklaşan Ramazanlarını şimdiden tebrik ediyorum. İbadet ve vakit konusunu konuşacağız inşallah. İbadetler baktığınız zaman her birisi büyük oranda, özellikle bizim ibadet dediğimizde aklımıza gelen namaz, oruç, hac, kurban gibi ibadetlerimiz bir zamana bağlanmış. Bir zaman onun için ya sebep ya şart kılınmış. Dolayısıyla bu ibadetlerimizin farz olduğunu dikkate alırsak ve bu vakitlerin de, biz tabii zaman kelimesini kullanıyoruz ama doğrusu vakit kelimesidir. Doğru. İbadet vakti. Bu vakitlerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede bu vakitlere vurgu yapılmıştır. Evet. Hazreti Peygamber'in uygulamalarında bu vakitleri görüyoruz. Daha çok sınırlarını belirlediğini görüyoruz Hazreti Peygamber'in. O günden bugüne de ibadetler bu şekilde belli vakitlerle eda edilmiş, yerine getirilmiştir. Evet. Tabii vakit ibadet için sebeptir dedik, şarttır dedik ama hakiki sebep ve hakiki fıkhi açıdan söyleyecek olursak illet diyorlar onlar. İbadetin gerçek sebebi şari'in, yani Cenab-ı Hakk'ın iradesidir. Onun bize emretmiş olmasıdır. Sebepler, mesela namaz için vakit sebeptir. Sebepler ibadet için alamet anlamında bir sebeptir. Onun için İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre vaktin oluşmadığı yerlerde de insanların 5 vakit namazını kılması gerekir. Hazreti Peygamber Deccal hadisi olarak bilinen hadis-i şerifte buna işaret ediyor. Evet. Hani onun bir günü sizin bir ayınız, sizin bir ayınız onun bir günü gibi, bir haftanız onun ikinci günü böyledir şeklinde devam eden. Evet. Yani gününün bizim günümüz gibi olmadığını, çok daha uzun olduğunu ifade eden hadis-i şerif. Sahabe tabii merak ediyor. Ya Resulallah, namazlarımızı ne yapacağız o vakitte? Madem bir gün böyle uzun ve sınırı da çok belli değil. Evet. O da takdir edersiniz diyor. Yani demek ki hakiki sebep, hakiki şart, hakiki illet burada Allahu Teala'nın iradesidir. Peki acaba niçin vakitler belirlenmiş? Evet. Yani değil mi? Bunu da temas etmek gerekir. Yani Allahu Teala bu noktada günde 5 vakit istediğin zaman namaz kılın diyebilirdi ama belli vakitlerde kılın diye bize emrediyor. Şimdi tabii yani birincisi, bir şeyin yapılması söylenildiğinde nasıl yapılmasının ve ne zaman yapılmasının da söylenmesi gerekir. Yani namaz kılın. Ne zaman kılacak? Evet. Kaç rekat kılacak? Kaç defa kılacak? Değil mi? Oruç tutun. Ne zaman? Hangi ayda? Hangi günde tutacak? Onun için namazlarımız güneşin hareketlerine günde 5 vakit bağlanmış. Ramazan orucumuz Ramazan ayına bağlanmış. Haccımız Zilhicce ayının 9. gününden itibarenki günlere bağlanmış. Kurbanımız Kurban Bayramı günlerinde yine eda ediliyor. Tabii hayatın bu şekilde, özellikle 5 vakit namaz ile emredilmiş olması, vaktin bu şekilde bölünmesi bizim vakit disiplinimiz açısından çok önemli bir şey. İnsanın
günlük yaşantısını planlaması açısından çok önemli bir şey. Şöyle diyor, yani insanın psikolojisini, enerjisini ve vaktini çalışan kimseler diyorlar ki mesela insanın enerjisinin en yüksek olduğu vakit sabah vakitleridir. Öğlen vaktine doğru enerjisi biraz düşer. Ondan sonra tekrar yükselir. Akşama doğru tekrar düşer. Aslında baktığınızda hep bu enerjinin düşmesi, yükselmesi insanın psikolojik halidir. Bu bedeni halidir de aynı zamanda. Hep namaz vakitleriyle de ilintili, irtibatlı gözüküyor. Bu noktada hocam, yani ibadetlerin belli bir vakte bağlanması o zaman birçok hikmete mebnidir diyebilir miyiz? Yani büyük, yani ibadetlerin meşru kılınmasındaki hikmetler, meşru kılınmasında hikmetler bulunduğu gibi vakitlere bağlanmasının da hikmetleri var. Evet. Şimdi işte bu insanın mesela yorgun hissettiği anda bir anda kendisini abdest ile tazeleyip Allah'ın huzuruna çıkması. Öğlen vaktinde değil mi? Yani ikindi vaktine doğru yine yorgunluk anında, akşam vaktinde hakeza. Düşünün, dertli insanlar var, problemli insanlar var. Yani günde 5 defa Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmak, o dertler için bir güven, bir dayanak, bir psikolojik destek, değil mi? Evet. Ve her daim Yüce Yaratıcı'nın bizimle beraber olduğunu hatırlamak. Ve bu hususta Allah'ın huzuruna çıkıp bu şekilde onun hani tekbir ile deyim yerindeyse onun huzuruna çıkma konusunda insanlar arasında kraldır, padişahtır, validir, kaymakamdır, köylüdür, çiftçidir, çobandır gibi bir ayrım da yok. Evet. Allah'ın huzuruna çıkan herkes kendi kıymetiyle çıkar. Yani burada dünyevi makam ve mevkisiyle ve rütbesiyle çıkmaz. Değil mi? Oradaki rütbe ve makam ve mevki kişinin kalbindeki, gönlündeki samimiyeti, ihlası, takvası, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayetiyle ilgilidir. Onun için başka yerlerde insanoğlu bir takım olumsuz psikolojik durumlarla karşılaşsa da Allah'ın huzurunda kendisine gelir, rahatlar, Yüce Yaratıcı'nın huzuruna çıkma şeref ve onurunu yaşar. Kalbi, gönlü ve ruhu da manevi anlamda feyiz ve bereketle gıdalanır. Bu zamanla ilgili yazanlar, konuşanlar zamanı üçe ayırıyorlar. Fiziki zaman, biyolojik zaman, bir de psikolojik zaman diye. Biz az çok psikolojik zamana temas etmiş olduk. Fiziki zamanı ve biyolojik zamanı biliyoruz. Evet. O bizim en kıymetli hazinemiz aynı zamanda, vakit dediğimiz şey. Evet. İşte bu psikolojik zamana, hani derler ya, vakit geçmiyor. İşte bir gece bir yıl gibi oldu ya da çok hızlı geçiyor bazen. Şairlerimiz de buna hep şey yapıyorlar. Şebi yelda-i müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gâme sor kim? Geceler kaç saat? Yani bir dertli adamın gecesinin geçmesiyle dertsiz adamın gecesinin geçmesi bir değil. Bu psikolojik zaman. Evet. İşte bu psikolojik durumlarımızın hepsine bu ibadetlerimizin vakitlendirilmiş olarak meşru kılınması çok büyük katkılar sağlıyor. Bizim için çok önemli. Evet. Ramazan ayı mesela vakit planlaması açısından ne kadar önemli? Yani teheccüd vakti kalkıyorsunuz, sabah namazı vaktiyle güne başlıyorsunuz. Akşam güneş battığında yine iftarınızı açıyorsunuz ve gece hayatına, geceye geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunların hepsi bir plan ve program dahilinde Cenab-ı Hakk'ın bizim için, bizim hem dünyevi hem de uhrevi mesalihimiz için bize tavsiyeleridir, emirleridir. Evet hocam, Allah razı olsun. Yani o kadar güzel ibadet vakit ilişkisini anlattınız. Yani başkanlığımızın, Mehmet hocam size dönüp sormak istiyorum. Yani bu adeta vakitlerin tespiti, ibadetlerin doğru yapılması kadar veyahut da doğru bir ibadet mantığının öğretilmesi kadar önemli bir şey. Yani başkanlığımız da bu noktada vatandaşlarımıza doğru dini bilgiyi aktarıyor ve görevlerinden bir tanesi de bu ibadet vakitlerinin, dini gün ve gecelerin belirlenmesi. Bu noktada başkanlığımızın yaptığı çalışmalardan bahsetmeniz mümkün mü? Tabii ki. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ben de bütün izleyicilerimizin Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ediyorum. İnşallah bereketli geçer. Ümmeti Muhammed için de belalardan kurtulduğu, acıların dindiği bir ay olur. Bunlara vesile olur. Evet. Belki bizim birlikteliğimizi hem de ruhi birlikteliğimize de vesile olur inşallah. Amin. Amin diyelim hocam. Şimdi hocamın çok güzel ifade etti. Vakit hayatımızın hep ortasında, aynı zamanda ibadet hayatımızın da tam ortasında. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden itibaren bu vakitlere özel bir ehemmiyet verilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sayısız
uyarısı var. Evet, evet. Bu manada ilk dönemde insanlar hem Ramazan-ı Şerif ayının hem namaz vakitlerinin tespiti için bizatihi müşahadeyi, yani şu gözleriyle görmeyi esas alarak bu işi sürdürmüşler. Bir müddet sonra muvakkitlik makamı, muvakkitlik kurumu ihdas edilmiş. Hatta Osmanlı döneminden itibaren bu günümüze kadar gelmiş. Ve Şeyhül İslamlık bünyesi altında olduğundan dolayı aynı zamanda Şeyhül İslamlığın makamının bir devamı niteliğinde olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da içinde namaz vakitlerini hesaplama birimi veya ibadet vakitlerini hesaplama birimi ihdas edilmiş. Sizin söylediğinizden şöyle anlıyorum. Yani tarih, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan beri buna vakit ayıran insanlar olmuş özel olarak. Yani şöyle, hem bütün müminlerin, bütün Müslümanların vazifesidir. Ama ayrıca bu yani sıradan insanların da yapabileceği bazen teknik usuller gerektiren, bilgi gerektiren meseleler içerdiğinden dolayı bununla ilgilenen ayrı bir birim oluşmuş. Nitekim Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde de vakit hesaplama veya ibadet vakitlerini hesaplama birimi bulunmaktadır. Bu birimde daha kurumsal hareket ediyor. Nasıl yani? Yani şöyle, Kandili Rasathanesi ile ilk başta bu işlem başlıyor, muvakkit görevlendiriliyor vesaire. Evet. Daha sonra çeşitli resmi kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapılıyor. Gerçekten şimdi bizim yaptığımız şey hicri ay başlarının tespiti, namaz vakitlerinin tespiti. Aynı zamanda bu tespit ettiğimiz namaz vakitlerini, tespit ettiğimiz hicri ay başlarını takvime de döküyoruz. Bunu sadece takvime değil, dijital mecralara da aktarıyoruz. Dolayısıyla çok itinalı, hassas bir görev icra ediliyor. Bu manada çağın bütün bilgilerinden getirdiği imkanlardan istifade ediyoruz. Bunun için örneğin kamera ay başlarının tespiti için ay ve ufuk gözlemi ünitesi yine burada TÜBİTAK'la birlikte geliştirilmiş olan bir proje. Antalya'da 2500 rakımlı bir tepede bu birinci görselde yer alır. Orada hilal gözlemi mütemadiyen devam etmekte. Oradan alınan bilgiler başkanlığımıza iletilmekte ve analizi yapılmakta. Aynı şekilde namaz vakitlerinde önemli bir yeri olan şafak ve fecir gözlemi. Bunun içinde Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde DAK dediğimiz kısaca adı. Orada gökyüzü kamerası ile şafak gözlemi yapılmakta. Şimdi biz bunu teknik manada şu anki imkanların verdiği ölçüde onlardan istifade ederek yaptığımız gibi biz kendimiz de ayrıca eskiden beri gözlemler yapıyoruz. Bunlar için uygun koşulları bünyemizde çalışan 4 tane astronom, bir muvakkit ile birlikte ve oluşan bir ekiple, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki üye ve uzmanlardan oluşan ekiplerle bunu sürdürüyoruz. Ayrıca bizim yurt içinde ve yurt dışında temsilciliklerimiz var Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Oradaki temsilcilerimizle de hilal gözlemini gerçekleştiriyoruz. Bir fiil gözlemi yapıyorsunuz. Tabii ki bu mütemadiyen devam eden, verileri devamlı toplanan ve analiz edilen bir yapı. Yani burada biz mobil uygulamamızı indirdiğimizde önümüze vakitler geliyor. Takvimlerimizde ayın bilgileri yer alıyor ama yani hicri ay başlarının, bunun gerisinde ciddi bir emek var. Bir hassas çalışma var. Bütün bunlar belli bir kurumsal niteliğe haiz bir birim tarafından yürütülüyor. Çünkü biz yani bunun bir kişinin veya bir şahsın bunun altından kalkması çok zor. Kurumsal olarak bütün temsilciliklerimizle biz bu faaliyeti koordine bir şekilde yürütüyoruz. Burada özellikle
Hicri ay başları, namaz vakitleri, bunların şer'i kriterlerinin tespiti yapılıyor. Daha sonra bizim kendi görevli astronomlarımız tarafından bunların kodları yazılıyor. Hassas bir şekilde kontrol ediliyor. Daha sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş oluyor. Yani bu noktada şöyle değil mi hocam? Yani gerek günümüz teknolojisi, gerek bilimin ulaştığı, bu gözlemlerle alakalı bilimin ulaştığı nokta ve gerekse gelenekten gelen elimizdeki verilerin hepsi kullanılarak bu profesyonel yani manada bir vakit bizim hesaplama. Bizim yaptığımız gözlemler de elde ettiğimiz sonuçları teyit eder nitelikte. Ve bunların neticesinde biz şu an 205 ülkede 9000'e yakın merkezin namaz vaktini hesaplıyoruz. Maşallah. Yani bu ciddi bir rakam. Bunun bir kısmını basılı olarak takvimleri de gönderiyoruz ama mobil olarak bu sayı gitgide de artıyor. Çünkü dünyanın birçok yerinden talepler de geliyor. Evet. Bizim bölgemizi de ekleyin şeklinde. Yani bu sadece Türkiye ile sınırlı da bir hizmet değil. Koordinat bilgilerini veren, durum lokasyonunu paylaşan her merkezi rahatlıkla bir sistemimize ekleyebiliyoruz. Ve bu aslında Müslümanların birlikteliği açısından da namaz vakitleri konusunda çok önemli bir imkan sağlıyor. Evet. Yani bu hizmetleri bu birimimiz derhut etmeye devam ediyor. Evet, teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgilerden ötürü. Abdurrahman hocam size de şu noktasını sormak isterim. Mehmet hocam namaz vakitlerini söyledi. Gerçi ne kadar çok emeğin olduğunu vesaireyi. Bununla beraber bir de mesela Ramazan ayı gibi ibadetleri, oruç ibadeti gibi ibadetleri yaptığımız aylar var. Kameri aylar. Bu ayların tespitinde hangi kriterlerle hareket edilmektedir? Başkanlığımız bu noktada tespiti nasıl yapmaktadır? Şimdi evet, tabii ki kriterlerimiz var. Kur'an ve sünnetten başlayarak sahabeden günümüze kadar. Evet hocam. İslam alimlerinin fıkıh kitaplarındaki birikimini dikkate alan, onu bilen bir arka plana dayanıyor. Bizim aslında bu konuyla ilgili ibadetler komisyonumuz var. Bu komisyonumuzda Mehmet hocam gibi ibadet vakitleriyle ilgilenen uzmanlarımız var. Evet. Bu uzmanlarımızın haricinde yine Mehmet hocamın bahsettiği ibadet günlerini ve ibadet vakitlerini, ibadet günleri dediğimiz Hicri ay başları başta olmak üzere, çünkü Ramazan ve benzeri kandillerimiz, mübarek günlerimiz, evet, hac günlerimiz ve ibadet beş vakit namazın vakitlerini belirleyen vakit birimimiz var. O vakit birimimizde hocam anlattı tabii. Hicri ay başları belirlemesi, namaz vakitlerinin belirlenmesi, ulusal ve uluslararası takvim, namaz vakitlerimizin takvimi yapılıyor. Bu takvimimiz hocamın belirttiği gibi dünyanın bütün bölgelerine hitap edecek şekilde takvim yapabiliyoruz. Bizden koordinatlarını veren ve namaz vakti isteyen her bölgeye anında namaz vakitlerini gönderebiliyoruz. Şu anda farklı sitelerimiz var bu konuda. Bu sitelerden hem İngilizce hem Türkçe hem Arapça olarak bizim vatandaşlarımız faydalandığı gibi Balkanlardan Orta Asya'ya, oradan Avrupa'ya, oradan Kuzey ve Güney Amerika'ya, Orta Doğu ülkelerine kadar insanlar bizim bu takvimlerimizden faydalanıyor. Hicri ay başlarının tespiti tabii Hazreti Peygamber'den günümüze gelen bir gelenek aslında. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Eş-Şemsü vel-Kameru bi-Husban, Rahman suresi 5. ayet-i kerimede ay ve güneş bir hesap ile hareket eder diye buyuruluyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de başka surelerde de Yasin suresinde bildiğimiz ayet-i kerimeler, Yunus suresinde, En'am suresinde, Bakara suresinde yes'elûneke anil ehille kul hiye mevâkîtu linnâsi vel hac. Ayın farklı farklı hallerinden sana soruyorlar. Bu gökyüzünde ay ince oluyor, biraz daha kalınlaşıyor, dolunay oluyor. Sonra yeri değişiyor ve kayboluyor ay sonuna doğru. Bu nedir diye sana soruyorlar. De ki o insanların vakit belirlemesi için bir ölçüdür. Ve ibadet vakitlerini belirlemesi ve hac vakitini belirlemesi için bir ölçüdür. Hazreti Peygamber zamanında tabii kameri aylar, yine esas kameri aylar, ayın hareketlerine göre belirlenen aylar esas alınıyor. Onun için Peygamber Efendimiz ayı gördüğünüzde, hilali gördüğünüzde, hilali gördüğünüzde oruç tutun ve yine hilali gördüğünüzde bayram edin diyor. Ve o bunu da şuna bağlıyor. Biz hesap kitap bilen bir toplum değiliz. Evet. Velev ki Medine'de bir hesapçı kitapçı olsa, Mekke'de bir hesapçı kitapçı olsa ya da İstanbul'da, Şam'da olsa bile, Badiye'de o toplumların hesap kitap bilen birisini almaları veya
bugün günümüzde olduğu gibi takvimleri oraya göndermeleri mümkün değil. Evet. Onun için İslam dini tabii kolay anlaşılan, kolay uygulanabilen bir dindir. Zorluğu hiçbir zaman insanları zorluğa doğru götürmez. Onun için bu işin vatandaşın en kolayı nedir? Hilali gördüğünde oruç tutması ve gördüğünde de bayram etmesi. Peki bulutlu olduğu zaman, bulutlu olduğu zaman da 29 günden sonraki 30. günü tamamlamaktır. 31. gün kamerayla da olmaz. Evet. Zaten ayı 30'a tamamlayın diyor Hazreti Peygamber. Burada iki şey var. Bir gözle görme olayı, kolay olanı var. Bir de Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifte işaret ettiği gibi bu işin hesap yönü var. Evet. Kur'an-ı Kerim bize kesinlikle ay ve güneşin hareketlerinin hesap ile, matematiksel olarak bir hesap ile olduğunu, bunun bilinebileceğini bildiriyor. Bu astronomi bilimi insanlık tarihinin aslında en eski bilimidir. En çok birikime sahip olduğu bilimlerden birisidir. Yani son birkaç yüzyıl öncesine kadar. Bizim İslam alimleri de ayın hareketlerini, ne zaman nasıl doğacağını, nasıl görüleceğine dair kriterleri tabii ki ortaya koydular. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öteden beri bunun kriterlerine sahibiz. Ve yine İslam dünyası ve diğer İslam ülkeleriyle birlikte hem birlikte Ramazan'a başlamak, hem birlikte bayram etmek, hem birlikte hac etmek için zaman zaman kongreler, konferanslar, sempozyumlar düzenlenmiş. Bunlar 1970'li yıllarda düzenlendi, 96 yılında düzenledik yine başkanlığımızın rehberliğinde. Burada kabul edilen kriterler var. Bir kere şundan eminiz, hesap işi gözlem işinden daha güvenilirdir. Çünkü önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda, uzun yıllar boyunca güneşin ve ayın hareketlerini, hesaplarını yapabiliyoruz. Belki birazdan yine söyleyeceğiz. Yani önümüzdeki 10 yılın hicri takvim başlarını, dini günleri, dini tatil günlerini isteyen şirketlere biz 10 yılın takvimini veriyoruz şu anda. Yani 2030 yılının Ramazan'ı nerede başlayacak, hilali nerede görülecek bunu yapabiliyoruz, hesaplayabiliyoruz. Hocamın gösterdiği aletler de dahil olmak üzere hilal bu yıl nerede görülme imkanına kavuşacak dünyada? Hangi gün görülme imkanına kavuşacak? Bunu da hem hesap ile hem de o aletlerin yardımıyla, gözlemiyle bulabiliyoruz. Şimdi örneğin bu Ramazan ayında Ramazan ayı hilali Amerikan kıtasından itibaren görülecek. 10 Mart 2024 tarihinde Amerikan kıtasından itibaren görülecek. Biz şimdi sadece matematiksel hesabı dikkate almıyoruz. Matematiksel hesabı hilalin gözle görülebilecek anını hesaplayacak şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi burada iki şey var izleyicilerimiz de anlaması için. Bir Türkçe'de kavuşum vakti dediğimiz ya da Arapça'da içtima vakti dediğimiz ay ile güneşin yan yana gelmesi ay başında. Fakat ay ile güneş bu şekilde kavuşum anında dünyadan yani orada hilalin gözükmesi mümkün değil. Hilalin gözükebilmesi için çünkü kendi ışığı yok. Zaten aydan güneşten aldığı ışığı yansıtacak. O yansıttığı ışığın güneşten öyle belli bir mesafeye açıya gelmesi lazım ki dünyadan biz onu görebilelim. Yoksa güneşin gölgesinde kalıyor deyim yerindeyse. Işık gölgesinde kalıyor yani. Onun için ulema öteden beri bunun hilalin gözle görülebilmesi için güneşten 8 derece uzaklaşması, ufkun da en az 5 derece yukarısında olması gerektiğini söylerler. Dolayısıyla biz hesap ederken bu gözle görülebilecek olduğu anı hesap ediyoruz. Yoksa güneşle kavuşum anını ilan etmiyoruz. Hakikaten gözle görülebilecek anı nedir? Güneşten 8 derece ayrılır, 5 derece de ufuktan yukarıda olur. İşte onu ilan ediyoruz ki ru'yeti hilal, mesela bu yıl Ramazan ayında, Ramazan ayından önce ilk hilal olarak Amerikan kıtasının ortasından itibaren görülmeye başlanacaktır. Bunlar bir kriterimiz ya da iki kriterimiz söylemiş oldum. Evet. Tabii dünya yuvarlak yani dünyanın her tarafından aynı anda görülmediği de muhakkak. Peki Müslümanlar ne yapacaklar yani görünmeyen yerlerde ne yapacaklar? Bunun da kuralı şudur. Başta Hanefiler, Malikiler, pek çok Hanbeli alimi olmak üzere ulemanın çoğunluğuna göre dünyanın herhangi bir yerinde ertesi gün Ramazan'ın başlangıcı olacak şekilde hilal görüldüğü zaman diğer bölgelerdeki Müslümanlar bile bunu görmese onunla amel edip ertesi gün Ramazan'a başlamalıdırlar. Evet. Bunu bizim fıkıh literatürümüz ihtilaf-ı metaliye itibar olunmaz şeklinde kaideleştirmiştir. Yani dünyanın hilalin dünyanın farklı yerlerinde farklı zamanlarda görülmesi ne itibar edilmez. Bir yerde görüldüğü zaman hepsinde artık görülmüş. Orada görülmüş sayılır. Görülmüş hükmündedir. Ve yaptığımız kongrelerde de 2016 yılında başkanlığımız rehberliğinde yapılan kongrede de bütün İslam ülkelerinin katılımıyla yapılan kongreler bunlar. Alınan kararlardan birisi de budur. Evet. Dünyanın herhangi bir yerinde
şu şartlarda, şu şartlarda hilal gözükme imkanı varsa buluttan dolayı da gözükmeyebilir. Ama hilal oradadır yani. Onun görülebileceğini biliyoruz. Bütün Müslümanlar oruca başlamalıdırlar. Uygulamamızda da şöyle bir prensibimiz daha var. Evet. Tabii dünya yuvarlak dedik ya, bir yerde başlangıcı ya da bir yerde sonu yok. Buna bir sınır da koymak gerekiyor. Hilal en son Amerika kıtasının batı kıyısından görüldüğü vakit hilal olarak, bugünün ya ertesi günün hilali olarak kabul ediliyor. Yoksa ondan sonra, daha sonra Büyük Okyanus'a geçip de orada görüldüğü zaman artık Yeni Zelanda tarafından dönüyor. O bir sonraki günün hilali olacak şekilde değerlendiriliyor. Demek ki güneşle belli bir açıya gelecek, belli bir yüksekliğe gelecek ve dünyanın belli bir yerinden önce görülmüş olacak ve gözle görülme imkanı olacak. Hesabımız bunun üzerinedir. Yani bu söylediğiniz kriter sanki çok önemli bir kriter hocam. Çünkü şundan dolayı diyorum, yani şöyle iddialar var. Yani oturdukları yerden matematik hesabı yapıp, yani hiç gözlem yapmadan sanki vakitler yıllarca ilerinin vakti tespit ediliyor ama şu iki kriterle zaten doğal gözle de görüleceğini anlıyoruz. Mehmet Hocam da bahsetti. Aslında biz her ay sadece Türkiye'deki müşterilerimize değil, yurt dışındaki müşavir ve ateşlediklerimize de yazıyoruz. Filanca yerden hilalin hesaplarımıza göre görülecek. Bunu hilal gözlemine çıkın diye. Ayrıca teyit de ediyoruz bunu. Yani dolayısıyla bu işin arkasında kitap ve sünnet bilgisinin yanında, sahabe uygulamasının yanında fıkhi birikimimiz bütün yönleriyle, bütün ulemanın kitapları elimizde. Bütün yönleriyle kurulumuzun konuyla ilgili uzmanları ve kurulumuzda hesap, ibadet vakitlerini hesaplama biriminde çalışan biri doçent olmak üzere 4 arkadaşımız, hesap uzmanımız var. Bütün bunlar yanında, sadece kendi içimizde de değil, biz Avrupa'da bu işlerle uğraşanlarla, dünyanın farklı yerlerinde bu işlerle uğraşanlarla zaman zaman bir araya gelip toplantılar yapıyoruz. Ve bizden, özellikle Dinç Tehlik Sök Kurulumuzdan bu konuda seminer desteği almak isteyen yurt dışından, uluslararası ülkelerden de talepler bize ulaşıyor. Hocam bu noktada hani fıkıh kitaplarında biz bazen ulema arasındaki ihtilaf görüyoruz ya, işte bu ayın girişi ve gözlemle, çıplak gözle olur. Kimi diyor ki hesapla da olabilir. O zaman başkanlığımız bu noktada iki görüşle de amel ediyor. Yani gözle görülecek şekilde ayı hesap ediyoruz. Evet. Yani biz aslında hesapla bunu imkan vermeden. Hayır. Çünkü yani gözle görülecek şekilde hilal orada olacak ve bunu hesapla teyit edeceksiniz. Evet. Odur esas aldığımız. Evet, çok şimdi, teşekkür ederim. Buyurun hocam. Bu değerli hocam, bu büyük emeğin aslında önemli bir semeresi de var. Evet. O da şu, bazen kimi yerlerde bayram olsun, Ramazan'a başlama vakti olsun, bazen önce bazen sonra oluyor. Aslında 2016 yılında yapılan o kongre, gerçekten büyük emek var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız buna öncü oldu. Ciddi bir emek var. Biz Din İşleri Yüksek Kurulu olarak diğer bizimle birlikte mümasil kuruluş sıfatını taşıyan diğer partnerler, diğer ülkelerden gelen temsilciler, aslında bunların temelinde bir şey var. Yani birlikte hareket etmek, Müslümanların birlikteliğine vesile olması. Tevhid mantığına daha doğru. Yakın. Hem de özellikle yurt dışında kimi insanlar bir gün önce, kimisi bir gün sonra yapıyor. Maalesef. Orada daha büyük problem oluyor. Yani Müslümanların, aynı yerde yaşayan Müslümanların bir kısmı bayram yaparken bir kısmı oruç tutuyor. Bu bir kısmı Ramazan'a başlamamışken bir kısmı başlıyor. Yani bu böyle tekniğin, ilmi verilerin çok geliştiği bir yerde, gerçekten iletişimin çok geliştiği bir yerde Müslümanların arasında olmaması gereken, aşılması gereken problemler yani olduğunda. Dışarıdan bakıldığında da hiç hoş bir sahne değil. Bir komşunuz bugün bayram yapıyor, bir komşunuz bir sonraki gün. Ya bu içtihat farkı vesaire deniyor ama aynı yerdeki, bu toplum tabanına indiğinde evet. Bu o olgunluk, o içtihadi kavrama altyapısı olmadığından evet. Daha bir probleme sebebiyet veriyor ama büyük, büyük ölçüde birlikteliği sağladık. Sağladık. Yani dünya çapında büyük oranda birlikteliği sağladık. Bu yıl 11 Mart pazartesi günü inşallah Ramazan-ı Şerif'in başlangıcı. Evet. 10 Nisan çarşamba günü. Ve bayram olacak. Nisan çarşamba günü de Ramazan bayramının birinci günü olacak inşallah. Sizin de bu noktadaki hassasiyetinizi, Allah razı olsun, verdiğiniz emekleri biliyoruz. Allah inşallah bu noktadaki sayınızı meşgul eylesin. Yani kurulumuzda büyük bir bilgi birikimi,
Büyük evet. bir uzmanlık ve büyük bir teknik ve teknoloji yatırımı var. Biz bu halkımızın farz olan ibadetlerini, farz kesin emir demek, farz olan ibadetlerinin kesin sahih olması noktasında çok azami dikkati gösteriyoruz. Yani bu ibadetlerin vatandaşlarımız tarafından sahih olacak şekilde yerine getirilmesi bizim birinci önceliğimiz. Evet. Esas amacımız da bu. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Mehmet hocam, şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de şunu görmekteyiz. Allah-u Teala başta da konuştuk, namazları belli vakitlerde farz kıldığını bize haber veriyor. Bu noktada ayetler, hadisler bizlere işte oruç gibi, namaz gibi birçok ibadetin vaktini bildiriyor ama evet. Özellikle şunu soracağım. Ayet ve hadisler bize bu vakitlerin tespiti noktasında nasıl bir rehberlik de bulunmaktadır? Şimdi malum dinin iki önemli kaynağı kitap ve sünnet. Evet. Herkes kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celleler çok. Namazın belli bir vakitte farz kılındığını, vakitli olarak farz kılındığını ifade eden Nisa suresi اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Evet. Yani vakitli olarak müminler üzerine namaz farz kılınmıştır. Dolayısıyla kimsenin kafasına göre hareket edebileceği bir alan değil. Şimdi ayet-i cellelerde kimilerinde açıkça ifade edilir. Ama bazı namaz vakitlerine de işareten temas edilir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de böyle olmakla birlikte bu Kur'an-ı Kerim'in genel üslubu açısından da doğal bir üsluptur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu namaz vakitlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi tatbik ederek pratikte Müslümanlara öğretmiştir. Biz şu an Müslümanların öğrendiği sahabe, kuşağı, tabi'in, tebe-i tabi'in oradan günümüze yani kimsenin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ayrıntılarına vakıf olarak naklettiği bir düzenden bahsediyoruz namaz vakitleriyle ilgili. Yani ümmet bu konudaki bütün her şeyini ortaya koymuş ve... Tabii, yani şimdi namazın vakitleri, vakitlerinin sayısı, beş evet. vakit namaz bunları Cebrail aleyhisselam bizatihi önce geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namazların ilk vaktinde sonra son vakitlerinde imamlık yapıyor. Evet. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine namazların vakitleriyle ilgili sayısız açıklaması var. Fukaha, ulema bütün bunları değerlendiriyor. Evet. Aynı şekilde Din İşleri Yüksek Kurulu'da yani bu hadislerin işte Cibril hadisi diye meşhur bu hadis olsun. Şafak hadisi var. Yani şafak kaybolmadıkça akşam namazı vakti çıkmaz. Evet. Yatsı namazının vaktiyle ilgili yine bir takım namazlar var. Sonra hocamın temas ettiği Deccal rivayetinden hareketle alamet oluşmadığında ne yapılacağıyla ilgili özellikle ileri enlemlerde evet. Bütün bunları yani ulema enine boyuna almış, tartışmış ve bir takım kriterler de ortaya koymuştur. Dolayısıyla burada belki de namaz vakitleri meselesi yani kahir ekseriyetin ittifak sağladığı ender meselelerdendir yani. Yani Müslümanların belki ileride değineceğiz zihninde şüphe bırakmayacak şekilde ibadetlerinde en ufak bir şaibeye mahal bırakmayacak şekilde hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem ifadelerinden hem de bizatihi tatbikatından yola çıkarak elde edilen kriterlere göre şu ana kadar hatta bu konuda yani teknolojinin de tekniğin ilerlemesinin de verdiği bütün imkanlar kullanılarak en hassas ölçümü, en hassas belirlemeyi elhamdülillah şu an yapabilir haldeyiz. Evet. Dolayısıyla burada taabbudi bir alan bu alan. Evet. Taabbudi'den kastım şu, yani kriterinin, ölçüsünün değişmesi çok zor. Yani imkansızdır çünkü bunu bizatihi, yani niye şu vakitte, niye bu vakittesi olmaz. Vahiy belirliyor bu. Vahiy yoluyla belirlenmiş. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu öğretmiş. Ama bunları belirleme yöntemlerimiz, bazı istisnai durumlar,
farklı çözümleri gündeme getirmiştir. O zaman anlattığınızdan anladığım kadarıyla ayet-i kerimelerde namaz vakitlerinin hepsine işaret edilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları bize tefsir etmiş ve anlatmış. Yani bir kısmını açıkça detaylıca. Mesela orta namaz, hafidu ala salavati ve salatil ustak. Sonra akimis salate li duluki şemsi, güneşin buralarda biraz daha kuvvetli şeyler var ama tarafeyin nehar dendiğinde ayeti cellede geçer. Bunun işte akşam mı, yatsı mı, sabah mı, sadece ikisi mi, yoksa birisi mi, yoksa üçü de bir mi şeklinde farklı değerlendirmeler var. Yani Resulullah bunu gerek ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi tatbik ederek bunu göstermiş. Evet. Şüpheye mahal bırakmayacak şekilde. Evet. Yani onun yaptığı da nitekim Allah'ın emirleriyle Kur'an'ın ayetlerini bize tefsir etmiş. Abdurrahman Hocam hemen size dönüp şu noktasını sormak istiyorum. Mehmet Hocam anlattı ayeti kerimelerde namazların vakitleri hadis-i şeriflerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları uygulayarak bizlere anlatmış ama günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Her bir namazın vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Bununla alakalı bir vatandaşlarımızın zihninde oturması adına özet. Tabii kıymetli izleyicilerimize özet bir bilgi sunalım. Tabii evet. Namazların vakitleri aslında şöyle. Hazreti Peygamber bunu binlerce insanın gözü önünde kılmış. Evet. Ondan sonrakiler nesilden nesile hep böyle fiili olarak esas yani sünnetin en kuvvetli aktarım yolu bu. Fiili olarak 5 vakit namaz, 5 vakit namazın olduğu 10 binlerin önünde, 100 binlerin önünde Hazreti Peygamber'in yerine getirdiği bir ibadet. Onun için bu konularda yani namazın 5 vakit başka türlü vesaire konularda bir ihtilaf yok aslında. Birileri bir şey söylüyorsa o cehaletindendir. Sabah namazından başlayalım. Salatül Fecr, Fecr sabah namazı ifadesi bizzat Kur'an-ı Kerim'de geçer zaten. Fecir, Türkçe'de şafak, şafak atması, tan yerinin ağarması diyoruz. Yani doğu ufkunda, güneşin doğu ufkuna yaklaştığında orada meydana getirdiği beyazlık. Önce bir beyazlık olur, sonra da ardından bir kızıllık olur. Batarken de bunun tersi olur zaten batı ufkunda. Fecir, sabah namazı ifadesi buradan gelmektedir. Sabah namazının vakti, fecrin doğuşundan, güneşin doğuşuna kadardır. Bu takvimlerimizde de aşağı yukarı belli, bunu vatandaşlarımız da biliyor. Öğlen namazının vakti, güneş bulunulan yerinle ilgili tam tepe noktasına, meridyen diyoruz, tam tepe noktasını gösteren meridyene geldiği an ona istiva vakti diyoruz. Bu vakitte namaz kılmak mekruhtur biliyorsunuz. Evet. İşte bu vakitten güneş batı tarafına doğru meyletmeye başladığında buna da zeval vakti diyoruz. Öğlen namazı bu zeval vaktiyle başlar. Yani güneş batıya doğru hareket etmeye başladığında başlar. O anda görülen şeyin gölgesinin üzerine şeyin kendisinin metresi, uzunluğu bir misline ulaştığında ikindinin vakti girer diye ulema bunu böyle tespit etmişler. Yani buradaki bu gölge meselesiyle ilgili bir ihtilaf var. Gölge boyu cismin kendi boyunun bir misli uzadığında asr-ı evvel, ikindi, evet. Birinci ikindi diyelim Türkçe'ye böyle çevirebiliriz. Bu vakitte mi girer ikindi namazı ya da gölge boyu iki misli arttığında mı? Gölge boyu derken cismin kendi boyu ile evet. ilgili şeysi boyu. İki misli arttığında mı girer konusunda bir ihtilaf var. Buna asr-ı evvel, asr-ı sani diyoruz. Demek ki ikindi de öğlen namazının çıkış vakti bu şekilde hesaplanır. İkindinin vakti güneşin batmasıyla sona erer ama aslında güneşin son ortalama 20 dakika ile 40 dakika arasında değişen bir süre veriyor biz ulema. Biz ikindi de değerli hocam asrı şu an hesaplarken asr-ı evveli kullanıyoruz. Asr-ı evveli. Asr-ı evveli kullanıyoruz. O kerahat vaktine de ikindi namazını bırakmamak gerekiyor. Ama bırakılmışsa da mutlaka kılmak gerekiyor. Kaç dakika dediniz hocam akşam namazına? Yani bu biz 45 dakika söylüyoruz ama bu 20 dakika ile 40 dakika arasında bunu farklı görüşler olabilir. Bu öğlen namazıyla alakalı da bir kerahatten bahsettiniz. O da İstiva vakti. Evet. Takvimlerimizdeki namaz vaktinden 10 dakika öncesi. 10 dakika öncesi tamam. Öğlenin giriş vaktinden 10 dakika öncesidir o. Benzeri bir kerahat vakti de güneş doğduktan sonra vardır biliyorsunuz. Evet. Ona da 45 dakika olarak hesap ediyoruz. Akşam namazı tabii güneşin batışıyla birlikte başlar. Güneşin batışıyla başlayan akşam namazı güneş battıktan sonra doğu ufkunda bir kızıllık oluşur. Kızıllık kaybolduktan sonra da bir beyazlık oluşur. Evet. İşte akşam namazının çıkışı ve yatsının girişi de bu kızıllığın sona ermesi mi, beyazlığın sona ermesi mi şeklinde iki farklı görüş var. Hanefi mezhebi beyazlığın sona ermesini ve karanlığın başlamasını sınır olarak alır. Yani güneşin battıktan sonra ufuktaki beyazlık kaybolunca akşam namazı vakti çıkar, yatsı namazı vakti başlar.
Bazı mezhepler burada oradaki kızıllığın bitişini esas alırlar ki arada evet. 10 dakika ile 15 dakika arasında değişen bir fark vardır. Çok da büyük bir fark yoktur. Yatsı namazının faziletli vakti işte bu karanlık bastırdığı andan itibaren kılınmasıdır. Fakat bütün mezheplere göre yatsı namazının sabah namazına kadar, fecre kadar vakti devam eder. Hani burada müstehap vakit, müstehap olmayan vakit ayrımları var ama bu yatsı namazı vakti içerisinde kılınan yatsı namazı sahihtir ve geçerlidir. Bütün mezhepler bunu böyle kabul eder. İmsak vaktine kadar. İmsak vaktine kadar olan vakit yatsı namazının kılınabileceği vaktittir. Ama faziletli vakti, vaktin evvelinde, ilk gecenin ilk üçte birinde kılınmasıdır. Kısaca özetlemiş olduk. Yani sabah namazının vakti güneşin, fecrin doğuşuyla güneşin doğuşu, öğlenin vakti güneşin tepe noktasında batıya kaymaya başlamasıyla o başlangıçtaki gölge, cismin gölgesi ikindiye ulaştığında ikindi vakti, güneşin batmasıyla akşam vakti ve ufuktaki kızıllığın ya da beyazlığın kaybolmasıyla da yatsı vakti girmiş olur. Böylece 15 saniyede de özetlemiş olduk. Yani. Allah ağzınıza sağlık güneşin hocam. Güneşin batmasıyla ilgili hocam bazen bize de sorular geliyor. Şimdi güneş batış saatleri malumunuz doğuş ve batışlar yayınlanıyor. Evet. Bizimkinden biraz farklı oluyor. Çünkü şöyle batışta biz güneşin o diskinin en üstü kaybolduğunda biz battı kabul ediyoruz. Güneşin fakat kaşı diyoruz. Kaşı, üst kaşı. Güneşin üst kaşı da tamamen kaybolunca battı kabul ediyoruz. Hmm. Evet. Ama astronomik olarak yani ortası geçtiğinde bu batış kabul edildiğinde. Yarıdan fazlası. Orada 2-3 dakikalık bazı farklar olabilir. Hmm. Yani bu bundan mütevellit olduğu da anlaşılıyor. Vakitlerle ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hocam şimdi güneşin doğuşu ve batışını da söyledi. Evet. Yani astronomik batış ile bizim batış arasında bir 10 dakikaya kadar fark olabilir. Bu onların güneşin hani göbeğinin batışını biz ortasını batışını esas almaları bizim tamamen batışını esas almamızdan kaynaklanıyor. Bir de tabii takvim yaptığımızda Ankara için takvim yaptığımızda bu takvim Ankara'nın 30 kilometre doğusunu ve batısını içeriyor. Ve diyelim Kızılay için Kızılay'da bir noktayı esas alarak biz Ankara için takvim yaptığımızda bu Ankara'nın güneyinde ve kuzeyinde bulunan yükseltiler var. Orası için de geçerli. Dolayısıyla bir bölge için verilen vakit o bölgeden 2 dakika 3 dakika erken güneşin doğacağı kadar doğudaki 2 dakika 3 dakika belki 5 dakika sonra batacağı kadar batıdaki enlem boylamı da doğu batı boylamlarını da kapsıyor. Ve yükseltileri de kapsıyor. Örnek verecek olursak mesela Ankara'da kayak merkezi var. Elmadağ kayak merkezi evet. değil mi? Evet. Kızılay ya 30 kilometre yaklaşık aşağı yukarı 25-30 kilometre civarında. Yani Ankara için verdiğimiz takvim orası için de geçerli. Ama Ankara'nın merkeziyle oranın yükseltisi arasında güneşin doğuşu açısından bakıldığında 5 dakika yakın bir fark var. Yani orasının güneşi, orada güneş Kızılay'dan 5 dakika erken doğuyor. Onun için biz bu bütün verdiğimiz sahada kesin olarak güneşin doğduğunu ve batarken de verdiğimiz sahada kesin olarak güneşin battığından emin olmak için güneşin doğuş ve batışına 7 dakikalık süre ekliyoruz oraya. Hmm. Bunu da vatandaşlarımız bilmiş olsunlar. Yani Kızılay'da güneş henüz doğmamıştır ama doğmaya 5 dakika vardır ama Elma Dağı'nda doğmuştur. Hmm. Onun için biz o 5 dakikayı da erkene alarak Ankara'nın merkezi için namaz vakti, güneş doğuş vaktini belirliyoruz. Bu bütün takvim bölgelerimiz için de böyledir. Çünkü mesela Antalya'da ya da Rize'de, evet. Rize'de sahil için bunu belirliyorsunuz ama Rize'nin hemen arkasında yükseltiler var. Verdiğiniz namaz vaktinin o yükseltiyi de kapsaması gerekiyor. Oradaki vatandaşın kıldığı namazın da geçerli olması gerekiyor. Onun için namaz vakitlerini doğuş ve batışta, güneşin doğuş ve batışında 7'şer dakika süre ekliyoruz. Evet, o zaman yani burada iki noktası var sanırım hocam. Birincisi bu astronomların belirlediği vakitin, yani güneşin batması meselesi bizim için ölçü değil. Yani bizim için ölçü değil. Aslında aynı vakitte batıyor ama biz batmayı başka bir şey kabul ettiğimiz için dini olarak. Yani en sonunu kabul ettiğimiz. Tabii için. Güneşin tamamen kaybolması tabii gerekiyor. Onlar ortayı kabul ettikleri için böyle bir zaman farkı var. İkinci noktası başkanlığımızın belirlediği namaz vakitleri bir il için, bir bölge namaz için, bölge için belirlendiyse o bölgede ister yüksekte. Bölgedeki coğrafi 7 bölgeyi kastetmiyoruz. Yok, küçük küçük ilçeleri, onlar, illeri vesaire. Onlar 50 küsür bölge. Evet. Çünkü orada hocamın ifade buyurduğu üzere hem yükseklik etkili oluyor hem de doğu batı farkı etkili oluyor. Yani bu belki ileride değiniriz. Temkin dediğimiz şey yani bu vakit oldu biz biraz daha ekleyelim anlamı taşımıyor. Vaktin
o hesaplanan bölgenin tamamında kapsayacak şekilde gerçekleşmesi tahkiki için evet. bu süreyi eklemeye. Bu noktada vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla o ibadetlerini yapabilirler. Evet, yani bizim takvimlerimizde sabah güneş doğmuştur denildiğinde evet. o bölgenin tamamı için doğmuştur artık. Evet, hocam şimdi siz özellikle sabah namazı vaktini anlatırken imsak dediniz. Ramazan ayı da malumunuz inşallah birkaç güne Ramazan ayına gireceğiz. Vatandaşlarımız oruç tutacaklar. Meşhur Ramazanlar gelince bir imsak tartışmaları vatandaşlar da çok soruyor. İnternette görüyorlar. Vesaire bize de çok soruyorlar. Bu imsakla alakalı yani ne olduğu, vaktin ne zaman olduğu, imsak vaktinin bunlarla alakalı sormak istiyorum. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Evet, tabii tartışmalar var. Tartışmalar var ama vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Yani az önce de belirttiğim gibi biz hem oruçlarının sahih olacak şekilde hem de namazlarının sahih olacak şekilde vakitleri hesaplamak için azami dikkati evet. gösteriyoruz. Bazıları var, ihtiyaten bunun biraz daha geceye doğru geri çekilmesini, diyelim 6'daysa imsak vakti, 5.45'e 5.40'a çekilmesini söylüyorlar. Bazıları da aslında kesinlikle yanlış olarak imsak vaktinin daha sonraya doğru, güneşin doğuşuna doğru çekilmesini söylüyorlar. Tabi buradaki fecir kavramı, Kur'an-ı Kerim'de oruçla ilgili ayet-i kerimede kulû veşrebû hattâ yetebeyyene lekumul haydül ebyazû minel haydül esvedi minel fecir. Fecir vakti siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyin içiniz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve orada tabii iplik kelimesi önemli. İncecik bir çizgidir o. Böyle beyazlığın gökyüzüne doğru yayılması aslında kastedilmediği açık. Yani demek bu zaten ki, kesinlikle şey değil değil mi hocam? Gerçek iplik öyle anlayanlar bazen olabiliyor, soruyorlar. Gerçek iplik değil, mecazi ifadeler yani. Bunlar. Aslı Peygamber'in de bu konuda açıklaması var zaten. Evet. Yani orucun başlama vakti, tan yerinin ağırması dediğimiz fecir vakti ki biz buna günümüzde imsak vakti diyoruz. Aslında bu imsakın başlama vaktidir. Evet. İmsak oruç demek aslında, oruç tutmak demek. İmsakın başlama vaktinden mecazi bir ifadeyle diyelim. O şekilde belirlenmiş oluyor. Yani bu şu demek, güneş doğu ufkundan dünyaya doğru yanaşıyor ya da dünya ona doğru dönüyor aslında. Evet. Biz dönüyoruz. Dönünce de güneş tarafına doğru yaklaştıkça güneşin ışınları bize doğru vuruyor. Hazreti Peygamber bir şeye daha dikkat çekiyor. Diyor ki orada bir fecri kazip, yalancı bir tan yeri ağarması gibi bir şey vardır. Yalancı bir tan yeri ağarması. O da nedir? Gökyüzünde böyle gökyüzünün tepesine doğru uzanan bir aydınlanmadır bu. Buna at kuyruğu diyorlar vesaire vesaire diyorlar. İmsaktan önce. İmsaktan önce. Önce gerçekleşen bir olay bu. Hazreti Peygamber diyor ki bu sizi yanıltmasın. Bu imsak fecir değildir. Fecir gerçek güneş fecre yaklaştığında enlemesine bütün fecir boyunda bir beyazlık meydana gelir. İşte fecir budur. Bu beyazlıktan sonra da kızıllık meydana gelir. Bu şekilde yatsının vakti sona ermiş, sabah namazının vakti başlamış, orucun vakti de başlamış olur artık. Daha bundan sonra yemeniz, içmeniz meşru değildir. Oruca başlamanız gerekir. Peki bunu nasıl hesap ediyoruz? Evet. Yani Hazreti Peygamber'den günümüze ulemanın kahir ekseriyeti fecrin 18 derecelik bir açıyla güneş dünyaya yaklaştığında bunu şey olarak söylüyoruz. Dünya dönüyor oraya onun farkındayız ama öyle söyleyelim vatandaşların anlaması için. 18 derecelik açıyla ufka yaklaştığında artık orada gözle görülebilir bir beyazlığın oluştuğunu kabul ediyoruz. Evet. Aslında fecir gözlemlerimiz de bunu teyit ediyor. Fakat günümüzde bunun şöyle bir problemimiz var. Günümüzde ışık kirliliği denen bir mesele var. Evet. O da şehir ışığı, çevre ışığı, sokak ışığı. Yani elektrikle dünyayı o kadar aydınlattık ki artık fecrin o zayıf ışığının orada görülmesi şehir merkezlerinde mümkün değil. Evet. Yani bunu 3 numaralı slaytımız vardı, fotoğrafımız vardı. Onu arkadaşlar yansıtırlarsa birisi şehir merkezine çekilmiş bir gökyüzü, birisi de şehir merkezindeki ışıklardan uzak bir dağda çekilmiş gökyüzünün, açık gökyüzünün fotoğrafı ikisi de. Fakat birisinde yıldızlar şehir ışıklarından dolayı görülemiyor. Yani bunu da aslında sormak istiyorum hocam. Yani çok mümkün değil mi? Yani bugün şehirde biz gidip gözlem, yani ben bireysel olarak gözlem yapmam veyahut da evimin mutfağından oturup dışarıya bakıp fecir girmiş mi girmemiş mi diye tespit edemem mi? Bu noktada fecir gözlemlerken kriterlere de temas etmeniz mümkün mü? Şimdi esas problemimiz bu ışık kirliliği. Evet. Yani şehir merkezinden dünyanın hiçbir yerinde fecrin doğuşu gözlemlenemez. Çünkü
fecir gözlemi yapılabilmesi için kriterleri vardır. Bir, örneğin çok basit, bulutlu olmayacak hava, oradaki aydınlığı görebilmeniz için. İki, çöldeki çöl tozları mesela, çölde gözlem yapmaya gidebilirsiniz. Biz Mekke'ye yaklaşık 20 kilometre mesafede bir tepede gözlem yapalım dedim. Yapalım dedik. Hilal için, hilal bu üstelik bu. Hilal daha iyi görülebilir. Fakat batı ufkuna doğru hilal gözlemlemek için baktığınızda beyaz bir çarşaf gözüküyor orada sanki. Komple ufuk boyunda. Çünkü çöl tozları havaya kalkmış. Bunu siz fark etmiyorsunuz ama uzağa doğru baktığınızda bir yığıntı oluşturuyor o. Yani orada hilali gözlemlemeniz mümkün değil. Orada şafağı gözlemlemeniz mümkün değil. Yani demek ki gözlem yapabilmek için çevresel şartlar çok önemli. Hava şartları, işte yağmur, bulut vesaire. Ve etrafınızda suni bir ışık kirliliğinin bulunmaması gerekir. Bu gayet basit, anlaşılabilir bir şeydir. Yani bunun en net örneği, gündüz gökyüzüne baktığımızda yıldızları göremiyoruz. Halbuki yıldızlar orada duruyor, bir yere gitmiş değil. Işıkları da var aslında. Fakat o kadar güçlü ışıklar olmasına rağmen daha güçlü güneş ışığı onların ışıklarını kapatıyor. Biz sadece güneş ışığını görüyoruz. Orada sanki bir şey yokmuş gibi görüyoruz. Dolayısıyla etrafımızda bir ışık kaynağı varsa, suni bir ışık kaynağı, o bizim ufuktaki fecir gözlemimizi etkileyecek ve ufuktaki o zayıf da olsa fecrin doğuşunu görmemizi engelleyecektir. Biz bunun ölçüsü olarak 18 dereceyi, güneşin ufka 18 derece yaklaşmasını esas alıyoruz. Nitekim tarihte ve günümüzdeki uygulamaların çoğu da böyledir. Bu konuda Mehmet Hocam'ın anlatacakları var zannediyorum. Evet, tarihteki uygulamalarla. Evden bakınca oraya bir şey söylemek istiyorum. Evet. Kaçıncı katta oturuyorsunuz? Önünüzde ufkunuzu kapatan başka bir bina var mı yok mu? Şehir ışıklarından azade misiniz? Yani şehir ışık kirliliği belki orada 4 ve 5 numaralı görsellerde var. Evet. Hem Türkiye'nin hem dünyanın ışık kirliliği çok yüksek. Dolayısıyla böyle bir ortamda sizin gözlem yaptığınız ufukta küçük bir yerleşim yerinin, değerli hocam, ışığının olması sizin gözlem kalitenizi azaltıyor. Dolayısıyla evde bütün hem evde de ışık yanıyor, dışarıda sokaklarda da ışık yanıyor. Böyle bir yerde ufkunuzun nasıl olduğu belli olmadığı, belki de önünüzde bir tane başka bir bina var yani. Binanın tepesinde dahi olsanız baktığınız tarafta yerleşim yeri var. Yani yerleşim yeri olması demek oranın ışığının gözlem yaparken sizi aldatması demektir. Bunun için biz gözleme giderken özellikle astronomlardan hem mevsim olarak hem tarih olarak uygun koşulların olduğu ve ışık kirliliğinin az olduğu yerde yapmaya çalışıyoruz. Burada ayeti kelide de geçen yetebeyyene lekum, yani size dendiğinde orada, yani herkesin kendi fecrini hesaplaması bu mümkün değil. Çünkü herkesin gördüğü şeyi fecir olarak tanımlaması bile uzmanlık gerektiren bir şey. Kesinlikle bunu yani. Sıradan insanların yapması zor. O yüzden bizim takvimlerimizde yazan imsak vakti ifadesine vatandaşlarımız rahatlıkla itimat edebilirler. Çünkü bu hicri 4. asırdan itibaren işte Bettani gibi, Ebu'l-Hasan es-Sufi gibi, Biruni gibi isimlerin bu fecrin dereceye çevrilmesinden sonra ifade ettikleri derece -18 derecedir. Yani güneş ufkun -18 derece altında. Yani ufku gözlemleyen ile güneşin bulunduğu yerin şu aradaki açısının -18 derece olması esas alınıyor. Bunu Hicri 4. asırdan itibaren şer'i astronomiyi de bilen isimler, alimler, astronomlar, Müslüman ilim adamları bunu bu şekilde kabul etmiş. Peki bizim elimizde 1700'lü yıllarda yapılan takvimler var. Mahtutalarda, kitapların kenarında. Oralardaki vakitler de dereceye çevrildiğinde yine 18 dereceden altta olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Gerçi Sayın Başkanım işaret ettiler ama bu 18 derecede de değil mi? Yani bakıldığında eğer bir engel yoksa gözle görülebilir. Gözle görülebilir. Yani şartlar uygunsa yani gözlem için şartlar uygunsa
18 derecede. Çünkü bizim kayıtlarımızda da var. Evet. Yapılan gözlemlerde, gözleme katılanlar bizatihi tutanaklarda gördükleri saatler dereceye çevrildiğinde fotoğraflanmış bunlar. -18 dereceyle örtüştüğü biliniyor. Şimdi burada önemli bir mesele de şu. Buyurun hocam. Fatih Hocam. İslam ülkelerinde durum ne? Yani biz sadece kendimiz mi böyle bir önemli meselede tek başımıza mı hareket ediyoruz? Hayır. İslam ülkelerinde çoğunluk 18 derece ve hatta bir kısmı 1,5 1 derecelik ihtiyat payı da ekleyerek hesaplıyor. Yani 18 derecenin altında hesaplayan İslam ülkesi neredeyse yok. Yani bazı istisnalar bunlar, daha çok İleri enlem dediğimiz yerlerde bir takım farklı değerlendirmeler var. Yani bunlar istisna sayılır. Ama onun dışında İslam ülkeleri, yani Mısır olsun, Suudi Arabistan olsun, Pakistan olsun, Endonezya olsun, yani aklınıza gelen İslam ülkelerinin çoğunluğu, kahir ekseriyeti 18 dereceyi esas alıyor. Bir de şunun da altını çizmekte fayda var. Fatih Hocam, belki uzatıyorum. Estağfurullah. İbadet konularında, yani hocamla hocam da ara ara bunu söyler. Der ki, yani tehlikeye girmesindense fazla tutulması daha ihtiyata uygundur. Tabii. Yani burada böyle bir durum yok. Aşırı bir temkin uygulaması da yok. Tamamen bilimsel verilerle elde ettiğimiz sonuçları yansıttığımız bir vakit elde ediyoruz. Yani diğer açıdan bakılsa dahi yani ihtiyatlı gözüktüğünden yani dolayı amel edilmesi noktasında en ufak bir şüphe ve şaibe mi? Yani gerçekten çok hassas bunlar hesaplanıyor ama faraza diyelim. Bu yani erken bile bunu söylemiş olsak bizim vakitlerle tuttuğunuz oruçlar sahihtir. Ama o hatalıysa o oruçların sahih yani şöyle 18 derecenin altında. Evet. Yani burada işte 12, 9 gibi başka dereceler alınıyor. Burada gün ışımış oluyor neredeyse. Belki tabii. Burada farklı fecir tariflerinden hareketle yapılıyor ama evet. Bu tarihten bugüne Müslüman alimlerin, astronomların kabul ettiği kriterlere, şu an günümüzde de İslam ülkelerinin uyguladığı, kahir İslam ülkelerinin ekseriyetinin neredeyse tamamının uyguladığı kriterlerle bağdaşmıyor. O yüzden bizim altını çizerek söylüyorum, mobil uygulamalarımızda namaz vaktim olsun, takvimlerimizde imsak vakti için belirlenen vakte vatandaşlarımızın riayet etmeleri, ibadetlerindeki itminan için, yani şüphe şaibeden uzak durmaları için en sağlıklı yol olduğunu bir daha ifade etmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, eklemek istediğiniz son bir dakikam var mı? Üç numaralı görseli koyarsalar vatandaşlarımız orada çok rahat. Işık kirliliğinde gökyüzünün görülmesi ve ışık kirli olmayan yerde gökyüzünün görülmesini görecekler farkı. Yani yıldızlı ve yıldızsız bir gökyüzü görünüyor. Yani orada bu bugünkü şehirlerimizde gözlem yapılamayacağının en önemli kanıtı. Evet. 4 numaralı görselimizde ise Türkiye'de gözlem yapılabilir mi yapılamaz mı diye bir orada ışıklandırma, Türkiye'nin ışıklandırması var orada. Işık kirliliği var daha doğrusu. Oradaki kırmızı, sarı ve mavi yerler, bakın bütün Türkiye'yi neredeyse kaplamış tamamen, ışık kirliliğinin bulunmadığı noktanın kalmadığını gösteriyor. 4 numaradan 5 numarayı koyarsa arkadaşlarımız biraz hızlı olacak ama artık dünyanın belli bölgelerinde ışık kirliliğinin yoğunlandığını, belge bölgelerinde siyah bölgeler. Aslında gözlem en güzel oralarda yapılır. Dolayısıyla izleyicilerimizin ya da zaman zaman hocalarımızın, işte ben balkondan bakıyorum, fecri göremiyorum, doğduğunu göremiyorum. Onun, yani Ankara'nın, Trabzon'un, Rize'nin, İstanbul'un bu ışık kirliliğinden, kirliliği içerisinde fecri görebilmesi için güneşin güçlenip ışıklarının, şehir ışıklarını bastırması gerekir. Bunun için de yarım saat vakti ihtiyaç var neyse, belki daha fazla. Yani güneş ışıkları o kadar güçlenecek ki şehir ışıklarını bastıracak. Siz de ondan sonra güneş ışıklarını ufka yaklaşmış olacak. Görebilirsiniz. Biz tabii 18 derece esas alıyoruz. Hem tan yerinin ağarmaya başladığı vakit bu, hem de artık karanlığın sona erdiği bir vakit. Dolayısıyla vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla takvimlerimizi tatbik etmelerini tavsiye ediyoruz. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. İbadette asıl olan ihlas ve samimiyettir. Evet hocam. Ama biz şer-i şerifin ortaya koyduğu şartlara da riayet etmek zorundayız.
Vakitleri belirleme açısından şer-i şerifin şartlarına riayet ediyoruz hamdolsun. Namazlarımızın ve oruçlarımızın en güzel şekilde Cenab-ı Hak katında kabul edilmesini niyaz ediyorum. Amin. Amin. Evet değerli izleyenler, bugün değerli hocalarımla beraber ibadet vakitlerini konuştuk. Haftaya dini gündemde yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun, selametle kalın.